Esenlikler sevgili dostlar. Her akşam olduğu gibi 22.00'da canlı yayındayız ve bugünkü konuğum Onur. Onur nasılsın? Nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim, teşekkür ederim. Böyle bir daha baştan yapınca enteresan oldu. İyiyim valla, sen nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol. Ben de iyiyim. Seni tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsun? Aynen. Bu arada biraz önceki konuşmada başka şeyler de vardı. Teşekkür ederim beni konuk ettiğin için. Bu benim ilk canlı yayınım YouTube'daki. Canlı yayınıma katıldığın için ben çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Ya benim en çok yaşımı soruyorlar yorumlarda. Niyeyse 30 yaşındayım. Bir de işimi çok soruyorlar. Canlı yayında devam ederken arkadaşlarımız ve dostlarımız da hepsi toplanmaya başladı. Onur. Güzel abi. Güzel. Abi üçüncü kez olacak. Bağlantı problemi yaşadık ama tekrar bahseder misin? Seni tanıyabilir miyiz? Tabii ya. Vallahi öncelikle teşekkür ederim. Bu üçüncü teşekkürüm sana. Ben teşekkür ederim. Kabul Bu ettiğin benim için ilk canlı YouTube'daki yayınıma ilk canlı yayınım. Allah çok sağ ol. En çok tabii yaşım soruluyor. 30 yaşındayım. En önemlisi bu herhalde, bilmiyorum. En çok bunu soruyorlar. Bir de saç ektirmeyi düşünüyor musun diye onu soruyorlar. Düşünmüyorum arkadaşlar. Ya bilgisayar programcılığı mezunuyum ben. Lisede de, üniversitede de bilgisayar bölümü okudum. Şu anda da özel bir şirkette çalışıyorum, fabrikada. Yine orada benzer işler yapıyorum. İşte ürün çekimleri, ürünlerin tanıtımı için, reklamlar için çalışmalar yapıyorum. Video çekimleri vesaire de oluyor. Aynen şu an YouTube'da gördüğünüz neyse, bir taraftan işte de yaptığım ona benzer bir şey yani. Bak yine soru geldi. Onur kaç yaşındasın diye. Aynen. Süper. Benim yaş çok soru. Gözlükler nasıl? Gözlüğü nereden aldın? Artık Aynen. cevaplarız bunları. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, biz teknoloji şirketlerinin asıl vaadinden bahsedeceğiz. Aslında onlar ürünün dışında bize ne satıyorlar? Onları konuşacağız. Bize bu konuda bilgi verir misin Onur? Çok uzmanlık alanım olmayan bir soru ama benim düşüncem şu: artık firmalar ürün satmaktan ziyade seni böyle aboneliğe iter gibi çalışıyorlar. Yani en basit bir telefon aldığında bile bunun böyle yetmediğini hissediyorsun, tamam mı? Yani senin için yeterli olsa da yetmediğini hissediyorsun. Firmaların bence şu an satmaya çalıştıkları elindeki cihazlar, ürünler değil de onların böyle gizli bir abonelik sistemi var, onu satmaya çalışıyorlar. Sürekli böyle onlara bağımlı olmanı istiyorlar gibi geliyor bana. Bir de ya benim aslında dikkat çektiğim böyle satisfaction, hani bu aldığımız değer var. Sen mesela bir ürün Evet. aldığında onu aldıktan sonra sadece ürünün dışında nasıl değerler elde ediyorsun ve nasıl imajlar elde ediyorsun? Abi ürünler önemli şey, işlevsel değildir aslına bakarsan. Yani işini görüyorsa ürünün sana katacağı en büyük değer o yani. Değil mi? Yani işlevselliği, bir de hani bundan sonra aldığın üründe sana destek veriliyor mu? Bir de verildiyse nasıl bir destek veriliyor yani? Onlar da önemli değil mi? Tabii hepsi bir bütün. Yani o zaten deneyime giriyor. Deneyim bir bütündür yani. Ürünü aldığın anda çöpe atacağın ana kadar geçen süre senin deneyimin. Evet. Şimdi teknoloji şirketlerinin vaadini, aslında onların ne sattıklarını konuşurken, yani bir de onlar imajı satıyor size. Mesela Apple ürünü aldığınızda bir imaj satıyor. Sen mesela bu imajı nasıl değerlendirirsin? Ya evet, o algıyı nasıl sağlıyorlar bilmiyorum. Parayla sağladıklarını da düşünmüyorum. Çünkü çok pahalı başka ürünler de var. Yani sadece pahalı olan imajının olduğunu düşünmüyorum ben. Ya gerçekten bu önemli bir şey aslında. Bir taraftan insanlar nasıl böyle bir algıya kapılıyor, o da önemli. Ya bütün dünyada Apple dediğin gibi bir imaj sahibi bir firma. Bir saygınlığı var yani, baktığın zaman Apple diyorsun. Tabii ki. Evet. Yani bize en azından nasıl hissettirdiği önemli. Biz de zaten bunun hakkında konuşuyoruz. Bir de şimdi içerik üreticilerinin böyle bir teknolojik ürünlere yatkınlığı oluyor. Mesela sen bir videonda da bahsetmiştin. Her yerde Apple kullanıyorlar, Mac kullanıyorlar diye. Hı. Senin bir de Mac'e geçiş hikayen var. Bir de bunu kısaca anlatır mısın? Mesela içerik üreticisin, teknolojik ürün Hı. kullanıcısın, iş yapıyorsun. Neden hangi ürünü seçmeli konusunda, kim neden hangi ürünü seçmeli konusunda bize kısa bilgiler verir misin? Ya tabii, şimdi benim biraz o hikaye biraz uzun. Ben o gün biraz çok dallandırıp budaklandırmışım ama ya geçme nedeni şu oluyor. Sen mesela bir iş yapmak istiyorsun. Bunu böyle en kısa sürede, en sorunsuz şekilde yapmak istiyorsun. Bunu böyle araştırdığın zaman, eminim herkes öyledir, kapılar bir yerde o Mac'e geliyor, eğer bir PC tarafındaysa. Apple demek istemiyorum. Ya bir bilgisayar alacaksan orada kapılar bir şekilde dönüp dolaşıp Apple'a açılıyor. Öyle bir gerçek var. Peki Bunun niye da kapanıyor nedenleri, o kapılar? ya şöyle bir şey var. Bunun nedeni aslında biraz Apple'ın da bu cihazları tasarlarken
ev kullanıcısına değil de gerçekten bir şey üreten insanlara göre tasarladığını düşünüyorum. Yani sen bir herhangi bir kişiden, herhangi bir kişi değil, firmadan bilgisayar aldığın zaman içinde böyle bir müzik stüdyosu sunmaz. Sen bu bilgisayarı açtıktan sonra içinde davul çalabiliyorsun. Değil Yani mi? piyano çalabiliyorsun. Süper. Ya bu çok güzel bir şey. Ya bir anda Windows'ta galiba Movie Maker vardı. Benim de ilk kullandığım program odur. Edit programı. Düzenlemedim. Yani Movie Maker'la iMovie'yi kıyaslarsan arada çok uçurum var. Tabii ki. Yani resmen sen bir şey üret diye bunu tasarlamışlar. Ben öyle düşünüyorum. Büyük ihtimalle o yüzdendir. Arkasında yatan gerçek şey olur yani. Ya bir de markalardan yani Apple'dan aldığımız bir satisfaction var. Sen de videonda bahsetmiştin. O kapı açtığında sana bir mutluluk veriyor. Bunları özel mi Ya tasarlıyorlar abi ben demiştin o ya. videonun başında da diyorum ki orada. Diyorum ki inşallah görgüsüzlük olarak algılanmaz. Yorumlarda da kimse sağ olsun yorumlarda da kimse şey yapmamış. Yani buna görgüsüzlük dememiş. Hatta birçok insan yazmış ya gerçekten bir şey hissediyorum diye. Yani ben bunu ilk Mac'i aldığımda hissetmiştim. Ya dedim ne güzel bir bilgisayar falan böyle. Hani sonra o güzellik duygusu başka bir şeye dönüyor. Sen bunu açtığın zaman iş yapmaya konsantre oluyorsun. Öyle bir algı yaratıyor. Bir algısı var. Bundan bahsetmeye çalıştım. Sonra işte diğer Apple ürünlerinde de var bu. Ama ben özellikle Mac'te çok sabit olduğunu düşünüyorum. Benim şimdi şu an iş yerinde de 27 inç bir iMac var. Hani o da öyle mesela. Sabah ben masama gittiğim zaman mutsuz olsam bile onu açtığım zaman bir bın diye bir sesi vardı onun. Fadiyaz galiba. O sesi duyduğum zaman tamam diyorum ben. Artık çalışabiliriz yani. Koray Brand'ın da bununla alakalı bir yorumu var. Ekosistem olarak değerlendiriyor. Mesela sen bu ürünü aldığında hem saatini kullanıyorsun, hem telefonunu kullanıyorsun, hem bilgisayarını kullanıyorsun diyor. Bu bir ekosistem, bir iPad işte hepsi birbiriyle entegreli diyor. Aslına bakarsan seninle de bu konuyla alakalı konuştuğumuzda benim neden Adobe Premiere Pro'yu satın aldığımı, birkaç ay boyunca satın alıp onu kullandığımı da bahsetmiştim. Tabii Yani tabii. O entegre ekosistem olması. çok önemli. O Evet, ekosistem çok hatta önemli. Koray Birant'la da 2 gün sonra 4 Mayıs akşam 22.00'da canlı yayın yapacağız. Onu da kaçırmayın, Aa, teknoloji süper. aşıkları olarak Bir şey hepinizi söyleyeyim mi? Çok bekliyoruz. çok sağlam konuk yani. Şu Süper an ben bu olacağını. yayından sonra ona Aynen heyecanlandım. Söyleyeyim. öyle. Süper. Süper konu. Çok iyi. Şimdi içerik üreticiler için teknolojik ürünleri açalım biraz. Yani mesela hangi ürünleri sen tavsiye edersin onlara? İçerik üreticilerine, bir şey üretmek isteyenlere. Ya abi ürün tavsiye etmek çok bana doğru gelmiyor ama şöyle bir genel şey var. Mesela senin ilk başta nasıl bir içerik Ya üreticisi artı ve eksi yapabilirsin? olarak şöyle bahsedeyim, bir yazı mı yazacak? Blog mu yazacak? Aynı şekilde reklam mı üretecek? Fotoğraf mı tasarlayacak? Bunlara CD kapağı mı tasarlayacak? Müzik mi yapacak? Yani bunları içi değerlendirecek olursan ikisi arasında ve internette gezinmek de dahil olmak üzere bir home kullanıcısı olarak evde yaşayan biri olarak mesela ben kardeşimi alacağım. Hangi ürünleri önerirsin? Mesela PC tarafında, Mac tarafında, onun dışında Linux tarafında artı eksileri paylaşırsan çok seviniriz olur. Ya şöyle bir şey var. Şimdi bu ürün tavsiye etmek kolay da bu bütçeye bakan bir şey. Değil mi? Aslında ilk kriter burada bütçedir yani. Paran varsa paran kadar alacaksın. İhtiyacından fazlasını almayacaksın. Ya bugün ben yorumlarda da yazıyorum mesela diyorlar ki işte Air, Mac Air alalım mı falan işte çok bir şey yapma. Şimdi Mac Air dediğim bilgisayar pahalı. Pahalı. Yani onun yerine tablet alabilirsin. Yani 3000 liraya tablet alabilirsin. Tableti geçsin bir Windows PC de alabilirsin. Sonuçta sen bir şeye konsantre olman gerekmiyor. Sadece tüketiyorsun. Dolayısıyla hani para harcamaman gerekiyor. Ya içerik üreticisi de artık kendine göre kendisi karar verecek ona. Benim bir ürün söylemem ya da marka söylemem gibi bir şey çok doğru olmaz. Anladım. Kendi ihtiyacına göre seçeceksin. Bazen mesela şey soruyorlar. Mimarlar mesela Mac alayım diyor soruyor. Benim mimar arkadaşım var. O şey diyor mesela ya bizim program orada yok diyor. Ya onu biraz kendisi bilecek. Yani ben işte okul boyunca hangi programları kullanacağım? Bir bakacaksın var mı yok mu? Uyuşuyor mu? Performansı çalışıyor mu varsa da ya illa buna Windows'la kuruluyor da. Hani kendi yapacağın işe göre Evet. seçeceksin işte. Kararını ona göre vereceksin. Ya bir de benim önemli olarak bildirmek istediğim bir konu var. Şimdi biz pratik insanlar olmalıyız. Ya hem sen hem de ben bir içerik üreticisiyiz aslında. Ve Evet, o insanlara bir çok şeyler önemli bir şey. hazırlıyoruz. Bu konuda pratik olmak sence ne kadar önemli? Ya da bu pratik olmak için neler yapılması gerekir? Pratik olmak çok önemli çünkü yaptığın işten sıkılırsın. Bir Evet. şeylerin bir anda olması lazım. Yani aynı şeyleri tekrarlıyorsan özellikle o tekrarlayan şeyleri artık bir otomasyona bağlaman lazım. Her şeyin daha hızlı pratik olması lazım.
Bu çok önemli bir şey. Final Cut ile ilgili bir video çekeceğim. Orada da benim esas anlatmak istediğim şey bu. Daha çok böyle her şeyi ard arda yapıyorsanız projeleri vesaire ona göre oluşturmayı, biçimlendirmeyi anlatacağım bir video hazırlayacağım. Tam da bu konuya değinecek. Bu pratik olmak çok önemli. Değil mi? Mesela pratik olurken aslına bakarsan böyle 3 kamerayla bir sürü farklı çekimler yapmak yerine hani bir Tabii. telefonla aslında bir moda fotoğrafçısı, bak Koray Brand'ın bir videosu var. iPhone 11 ile Londra'ya gidip iPhone 11 İzledim. Pro ile adam moda fotoğrafı çekiyor ve dergide basılıyor bir fotoğraf. Aynen İşte öyle. aynısını Türkiye'de yaptığını düşünsene. Söylemesem anlamazlar gerçi de. Ne Öyle bir şey de yapacağını? var. Yok şey ya, firmaya söylemesem bunun fotoğraf makinesi de değil, telefonla çektim demesen anlamaz yani. Anlamazlar, Öyle yani. anlamazlar. Bir de orada hani modacının da tepkisi önemli aslında. Hani sen bir moda modelsin. Hani nasıl Ha. tepki verecek? Adam gelmiş karşında şey telefon tutuyor sana değil mi? Ama bir süre Evet sonra da televizyon tutuyor. alışıyorlarmış mesela. Koray Brand da öyle diyor videosunda. Alışıp da hatta daha çabuk alışırlar belki de Daha yani. rahat Objektife hissediyorlarmış bakmak zordur kendilerini. yani. Evet, o yüzden yani Aynen. pratik olmak, ya 3 tane farklı böyle ağır kamerayla gidip böyle onu yapmak yerine sen aslında bir Hı. telefonla halledebiliyorsun işini, değil mi? Aynen. Bu arada benim iPhone 11'e geçme hikayem de böyle. Ben normalde şeyimdir mesela bir önceki telefon Samsung Note 10 Edition 2100 liraya aldığım bir telefon. Şimdi 2100 lira gayet uygun fiyattı. İhtiyacımı da fazlasıyla gören bir şey. iPhone 11 niye aldım ben? Kedilerin videolarını çekmek istiyordum YouTube için. Başka bir proje o. Yani kedi de şöyle bir şey. Sen kamerayı alayım diyene kadar o pozisyon kaçar. Dolayısıyla hemen cebinden çıkarıp çekmen lazım. En iyi video çeken kamerayı araştırdığın zaman orada iPhone 11 çıkıyor karşına. Peki Alıyorsun. iPhone dışında var mı böyle senin hani uf ya bu çok iyi dediğin kamera Ya bana konusunda? sorarsan kamera konusunda. Ya fotoğraf konusunda birçoğu iyi. Ama gördüğüm kadarıyla video konusunda uzun yıllar boyunca Samsung bence daha iyiydi. Ama şu anda değil yani. Videoları biraz kendi sensörlerine geçti onlar. Sony kullanıyorlardı. Şu an Apple da Sony kullanıyor. Şu an Samsung sensör kullanıyor bildiğim kadarıyla. Orada bir kırılma oldu. Şu an bakıyorum videolara. Biraz eksikleri var. Şu an yani Apple o konuda çok sorunsuz. Hani çıkarıp bastığın anda kayda giriyor, çıkıyor ve güzel çekiyor. Gayet iyi yani. Stabilizasyon. Diğerleri de kötü değil. Sözünü kestim ama hani baktığın zaman bu daha bir pratik geliyor. Bir de ben Mac kullanıyorum diye aldım. Hemen kolayca atarım falan vesaire. Birbirleri Öyle. arasındaki iletişim iyi olsun diye yani. Aynen. Ya bugün diğer telefonlar da kötü çekmiyor. O bir gerçek. Mesela bu sallantı olayı var. Mesela onu sence en iyi hangisi yapıyor? Değerlendirmeler var. Ozma'da da var mesela çözümler. Hangisini Abi önerirsin? şu an bak burada şey var. Hero 7 var. Ya ben buna inanamıyorum ya. Ben bunu ilk videolarını izlediğim zaman ya Değil ben bununla ilgili de bir video çekmek istiyorum. Şimdi GoPro'nun bende GoPro Hero 3 vardı ilk, tamam mı? GoPro'nun abi sitesine gir, geçmişe doğru git, tamam mı? GoPro Hero için reklam filmini izle. Bak mi? tam aldatmaca kısmı bu. Abi herif bisiklet sürüyor reklam filminde. Görüntü akıyor. Değil. Hero 3 yani yıllarca pazarlama işte kandırdılar. Normalde o GoPro'yu oraya tak görüntü Hero 3'te falan rezalet yani. Anladın mı? Çok, çok kötü. Çok kötü. Ama işte herifler orada gimbal mı kullanıyor? Steadicam'ler mi yani? Sonuçta o kamera oraya sabitlenmiyor çok iyi. Senin çekemeyeceğin bir şey bisikletle. Hero 3'ün reklamındaki bisiklet görüntüsü. Ama ben var ya bu Hero 7'den sonra GoPro'ya dedim ki helal olsun. Yani gerçekten önüne eğilecek bir firma. O görüntülerin hepsini çöpe at. Hepsi mükemmel görüntüler ama hiçbirini eve alıp geldiğinde aynısını çekemezsin. Ama bak bu kamerayı al, önüne tak, bisikletine bin, reklamdakinin aynısını çekiyor. Wow, Bu süper. bence çok devrimsel bir şey. O stabilizasyon dediğin konuyu Hero 7 aşmış durumda. Ya ürün konusunda mesela onlara güveniyoruz. Peki ürünü geçtik diyelim. Ona mesela satıcı sana sat DJI'yi. Sen DJI'nin programına girip o güveni rahatlıkla elde edebiliyor musun? Mesela ben hiçbir problem yaşamayacağım. Stabilizasyonu mükemmel olacak. Dosyalarımı rahat bir şekilde alacağım. Eğer bir problem yaşarsam da birileriyle irtibat kurabileceğim şeklinde DJI'ye gidebilir misin? O güveni sağlıyor mu sana mesela? DJI'nin sadece gimbal'ını almıştım geçmişte. Yani sağlıyor. DJI'nin eğer imajını soruyorsan bendeki güvenebileceğim bir firma gibi geliyor. Ama kendisini bilmiyorum. Şimdi bir soru var, bak GoPro kitlenme sorununu unutma diyor. Arkadaşlar bu da yazılımla ilgili, mesela son güncellemelerden sonra Abi çözüldü GoPro mü? kilitlenme sorunu şöyle bir şey. Benim Hero 3'ümde
kilitleniyordu. 5 de kilitleniyordu. Herhalde 7 de kilitleniyor. Öyle bir çözemediler onu. Gerçekten bir pilini çıkarıp takman gerekiyor GoPro'da ara Allah sıra. Allah. Ben Öyle sadece bir yazılımla şey. alakalı Ben olduğunu düşünüyordum. yaşıyorum. Yazılımsal bir şeydir büyük ihtimalle de bir takılıyor, kilitleniyor gerçekten öyle. Evet. Bu konuyu da geri bıraktıktan sonra içerik üretmek için kolay ve pratik olmanın öneminden bahsettik. Şimdi ben profesyonellerin aslına bakarsan hangi işletim sistemlerini kullandığından bahsetmek istiyorum Onur. Yani aslına bakarsan böyle Windows konusunda çözümler var, Mac konusunda çözümler var. Mesela sen de bir profesyonelsin aslına bakarsan. Neler söylemek istersin? Hangi teknolojik ürünleri kullanırsın sen? Ya profesyoneller, ya işini bilen profesyonel kendi ihtiyacına göre olanı seçecektir. O çok önemli bir şey. Yani şimdi eğer benim işimle ilgili soruyorsa, benim arkadaşlarım ve benim gördüğüm kitleler eğer hani bunu soracaksan Windows'u, Mac kullanıyorlar. Çünkü bir paket sunduğu için her şey çok pratik oluyor. Yani mesela bir iMac'i alırken şeyi düşünmüyorsun. Windows tarafında ya hangi monitörü alsak iyidir? Bir monitör araştıralım Evet. mesela. Hani öyle durumlara giriyorsun. Bu zaman kaybı sorun. Ama iMac aldığın zaman sana ortalama iyi bir motor sunuyor. Kesinlikle zaten ya bu Dolayısıyla genelde Mac tarafına kayma böyledir yani. hem monitör başım ağrımasın diye alıyorlar yani o şekilde diyorsun. Evet, yani aynen ekranı sunuyor. Bilmem neyini sunuyor. Sana driver güncelleme sorunun yok. Susun yok. Susun yok vesaire. Yani Yani mesela bilinli şey. marka konusunda bana hocalarım hep söylerdi. Ben reklamcılık okudum. Aslına Evet. bakarsanız satışını yaptıktan sonra size o güveni sağlıyorsa, size o mutluluğu sağlıyorsa o yüzden insanlar bu markayı alıyorlardı. O güveni sağladığı için alıyorlar diyorlar. O güveni nasıl sağlıyorlar acaba? O da çok merak ediyorum. Ya şimdi yıllarca adam mesela Apple'a gittiğinde sen telefonumun şurası bozuk diyorsun, sana yepyeni telefon veriyor adam yani. Evet, çok önemli bir şey. Ya mesela adam belki orada bir telefon belki geri dönüşümü artık nasıl yapıyorlarsa yapıyorlardır. Çok da iyi yapıyorlardır. Bak bu arada Mac kendi içinde kendi içindeki çözümlerle geliyor demiş adam GF. Mesela sen o adamın o Apple'ın kaybı belki bir telefon, belki 100 dolar, 200 dolar ama sana tekrardan Apple alman için bir vaat sunuyor aslında. Diyor ki ben sana o kadar Tabii. güven veriyorum ki sen başka hiçbir problem yaşamayacaksın. Sen gel benim adamım ol diyor. Ekstra para Diyorsun ki bu ödemiyorsun. güven satmadan önce değil, satmadan sonra kazanılan bir şey. Yani satacak, satış sonrasında başlıyor bu güven deneyimi. Alıp senin cihazını hemen değiştirip verdiği zaman diyorsun ki tamam, bu firma güvenilir. Evet, hiç öyle bir deneyimin oldu mu? Verdiğin oldu mu Apple'a geri ürün? Oldu abi, ben şey işte kulaklığı verdim. Kulaklıkta ben konuşamıyorum bir otobüste falan. Uğultu olduğu zaman karşı tarafa ses tamamen kaybolup gidiyor. Konuşmaya başlıyorsun. 5 saniye sonra gidiyor ses. Karşı taraftan kayıt Samsung falan lazım. geride demiş. Ondan sonra. Ya Samsung geride demiş. Güven mesela konusunda hani mesela bir müşteri memnuniyeti olmuyor diyor hani KVK'ya gidiyorsun işte garanti konusunda vermek istiyorsun işte sıkıntı yaşıyorsun diyor. Aynen onunla ilgili de bir numara anlatayım. Neyse ben bunu koydum. Hemen gittim Apple Store'a. Arkadaş orada bir sıfırladı, prosedür gereği denedi. Sonra ben onu aradım kulaklığımla, onun cep telefonunu aradım. Oradaki uğultu da yeterdi çünkü mağazadaki uğultu. Dedi ki tamam, bunda sorun var dedi, değiştirdi. Ama yeni gelen üründe de aynı sorun var. Bakalım, ben genel düşünüyorum. Ya aslında sen yine çözersin biliyor musun onu bence? 2 yıl içerisinde versen ya satın aldığın süre içerisinde 2 yıl versen bence çözülür yani. Yani bilmiyorum, sorun çok önemli değil de biraz önce senin dediğin şey işte adam dinliyor. Hatta özür dilerim diyor. Bir deneyelim diyorum ama hani sana güvenmediğimden değil. Prosedür gereği diyor. Seni de rencide etmiyor. Deniyor. Ha tamam, sizin sesiniz boğuk geliyor diyor. Çıkarıp yenisini veriyor. Bu önemli. Senin sorununu çözüyor. Bu arada normal kulaklıklarda denemiyorlarmış o olayı. Hani sağ kulağından mesela ses gelmiyor diyormuşsun. Yenisini veriyorlarmış sana. Ha, verirler yani, zaten çok uygun fiyatlı bir şeydir o büyük ihtimalle Ya ben de maliyesi. aynı şeyi işte mesela telefonumda kamera problemi vardı. Arka kamerasında lens flare oluyordu. Hatta sen çok önem veriyorsun, değil mi? Aynen. Ben sırf o lens flare ama çok büyük problemdi mesela. O kadar büyük bir ışık veriyordu ki ben gittim Hangi telefon? iPhone 6s bana Hmm. sıfırını verdiler biliyor musun? Düzeldi Düzelmedi. Ya ben aynı problemi mi? yine yaşadım. Ama ön O kamerada çünkü yaşadım. lens flare gibi sorunlar öyle çok çözülebilecek şeyler değil ya. O lensin yapısı, ışığın çarpması Yeni vesaire. telefon verdi bir de bak. Hani Aa, kasası işte. falan tertemiz. Ya en kötü pilin değişmiş oldu, anladın mı? Hani Tabii ki, telefon aynen öyle. sıfırlı. Çok süper bir şey ya.
Mesela şimdi böyle Apple'dan bahsettik. Ya bu ürünler niye pahalı? Apple niye pahalı mesela? Bu marka değerini saldığı için mi? Saldığı güven konusunda mı? Niye pahalı? O bir reklam aldık. Yani şöyle ya, Apple'ın pahalı olması çok normal işte. Sana sonrasında hizmet veriyor. Bu hizmetin bir bedeli var. Kaliteli hizmet veriyor yani. Herkes hizmet veriyor da. Adam sana kaliteli hizmet veriyor. Sonuçta ürünleri de bu arada kıyasladığın zaman bazen ucuz geliyor. Ben hep bunu söylerim. Mesela bir iPhone 11 Pro Max bence pahalı. Ama mesela MacBook'lar bence uygun ve normal fiyat. Ya da iPad'ler. Pro olmayan normal iPad'ler. Bence standarta baktığın zaman diğer firmaların ürünlerine gayet uygun Ya fiyatlılar. da iPhone SE 2, değil mi? SE 2 uygun fiyatlı değil mesela bence. Değil mi diyorsun? Tabii, çok, bence çok pahalı bir telefon. Hmm. Ya mesela fiyatıyla çarpıcı diyor Apple kendi sitesinde ve yaptığı reklamlara göre. Ben de hatta bir tweet attım. Aynen, bayağı çarpıcı dedim yani. Yani işte bence çok pahalı bir telefon. Yani Türkiye'de pahalı bir telefon. 400 dolarlık telefon, hani 5.300 lira edecek bir telefon değil. O zaten düşer ya 4.500'e falan. Düşer mi diyorsun? Hepsi burada da falan düşer. Görürsün hani. Ya fiyat karşılaşması mesela iPhone'da da izlersen fiyat karşılaşması, adam diyor aslına bakarsan bu telefon diğer muadillerine göre efsane ucuz diyor. Doğru söylüyor ama ya dolar olarak ucuz. Ya Türkiye'de ucuz değil. Ya o telefon bir kere 4 inç. Hani benim iki tane parmağım 4 inç zaten. Bir insanlar mesela o telefonda çok ön plana çıkıyor. Çok performans ya. Okey. En iyi işlemci var gerçekten de. O telefonun o işlemci ihtiyacı var mı sence? Yani bir şey yani, oyun mu oynayacak sonra ekranda? Hani tamam yine koysunlar, ben karşı değilim ama ön plana çıkardıkları çok yerini bulmuyor bence. Anlaşıldı. Yani pahalı Performans. olmasındaki nedenleri buna sıraladık diyorsun. Yani böyle hani işte vergi prosedürleri, işte şunlar bunlar E tabii Türkiye'deki. Türkiye'de pahalı olmasının durumu tabii farklı. Türkiye'de bir şey yok zaten. Ya biz teknolojik ürünlerin fiyatına göre alınan değer olarak, imaj olarak kabul edilip edilmediğinden bahsettik yani, değil mi? Aslına bakarsan. Sen kabul edebiliyor musun? Yani para verip işte o imajı, o değeri, o satisfaction'ı, o mutluluğu, sonradan satış sonrası zevki alabileceğine inanıyor musun? Hangi ürünlerde inanıyorsun? Ya şimdi eğer şunu soruyorsan, bazı insanlar bunu mecbur bile satın alırlar. Senin o imaj dediğin şeyi bazı insanlar gerçekten böyle işini daha kaliteli olduğunu göstermek için de satın alırlar. Bazen yani hani imaj, ya şöyle bir şey de olabiliyor. Sen o makineleri dükkanına koyduğun zaman, işletmene koyduğun zaman, hani sen imaja önem veren biri olmasan bile dışarıdan İş yerine gelen birisi, imaja önem veren birisi ise imajı iyi olan ürünler senin işini kalkındırıyor. Öyle bir gerçek yan var. Eğer Evet. imaj satın alınmalı mı imaj diye düşünüyorsan, evet, kişisel kullanıcı için bir şey diyemem. Yani kendi tercihi. Ama imajı iyi olan ürünlerin işe katkısının olduğu bir gerçek. Ya da sen o işi yapmak için mutluluk duyuyor musun? Yani o işi yapmak için sende bir huzur olması gerekiyor, değil mi? O huzuru sağlıyorlar mı aslında ürünler? O huzur konusu işte biraz fanboyluk oluyor da sağlıyorsa sağlıyordur. Yani o biraz senin hani oyuncular falan mesela çok şeydir. Klavyelerine falan çok düşkün Evet, olurlar, değil RGB mi? Yani olacak böyle. aynen RGB Milisaniyesi olacak. düşük olacak. Ben duyunca mesela çok saçma geliyor ama adamın onunla huzur buluyor işte. Yani çok onun için değerli bir şey tabii ki. Koltuklarda bile şurasında ışık var ya. Aynen. Mesela benim hiç heveslenmediğim, anlamadığım bir oyun. Aynen Ama öyle. böyle bir gerçek var yani. Bu Var insanlar var. bunları seviyor. Mesela Hani biz LED'lerle. burada Apple'da sadelik vesaire diyoruz ama oyuncu şeylerin her tarafından bir şey çıkar böyle. Aynen. Biraz o çıkar, bilmem ne çıkar. İşte Adam Razer onunla böyle mutlu oluyor. üç Güzel. tane yılan böyle bir anda çıkıyor. Yılan aynen. Işıklar, Ejderhalar çıkar. ledler her yerde. Aynen. Her yer pavyon gibi böyle işte. Ama güzel yani. Sonuçta onlar ondan mutlu oluyor. Onların motive kaynağı da o işte. Hoş Işıklar, geldiniz. ledler. Hepiniz arkadaşlar. Numan hoş geldin. Çağlar, Aynen. Adem, Hoş geldiniz Mücahit. gençler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Soru cevap kısmına geçeceğiz birazdan. Bu arada sorularınız varsa lütfen sohbet penceresi size ayrılmış. Oradan bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. Selamlar dostum, hoş geldiniz. MacBook Pad, Murat gelmiş bu arada. MacBook Pad olayı bence bitiriyor demiş benim için. MacBook Pad. iPad'in pad'inden mi bahsediyorsun acaba?
bir daha yazar herhalde adam GF'ye. Şimdi teknolojik ürünlerin işte fiyat... Trackpad'den bahsediyor herhalde Ha, yani. trackpad, ha şey bu... Aynen ondan Lokomotif. bahsediyor. Anladım. Anladım. Sen kapitalizm olduğunu görüyor musun mesela Apple'da? Görüyorum. Ya ben bununla ilgili şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi bu teknoloji kanalları, reklamlar, ya firmalar doğal olarak ürünlerini sürekli satmaya çalışıyor. Yani senin gözüne gözüne sokuyorlar. Bu arada kedi sesi geliyor mu bilmiyorum da tam oyun saati. Yani şey o kapitalizm herhalde ki çalışacak burada. Yani herhalde ki firmalar sana bir şey satmaya çalışacak ama bence hatta belki eğitim sisteminin içinde de bu dahil edilmeli. Bu sende açgözlülük yaratmaya çalışıyor ve senin bunu bir şekilde kendin kontrol etmen lazım. Ya bunu Yenisini firmalara almaya. suçlayayım. Evet, ya bunu firmalara suçlayamayız. O adam anlatacak, ürünü reklamını yapacak, teknoloji kanalı öpecek, yalayacak onu, koklayacak. Değil mi? Ama sen abi benim ihtiyacım yok diyebileceksin yani. Bu çok Değil mi? önemli bir şey. Bu sorunu kendinle çözmen lazım. Aslında iradeyi kontrol etmekten bahsediyorsun. Evet, öyle. Yani bu bir yerden sonra sonu yok ki yani. Tabii ki, tabii ki. Aynen öyle. Sürekli her sene yenisi çıkacak. 6 ayda bir yenisi çıkıyor. Hangisini alacaksın yani? Evet. Önce senin ihtiyacını karşılıyor mu? O önemli bak. Çok önemli bir şeyden bahsettin. Ama Bir ben... de şöyle bir şey var. Ama Lütfen. ihtiyaç deyince aklıma geldi. Bazen de firmalar o kadar profesyonelce çalışıyor ki ihtiyacın olmayacak bir şeye ihtiyacın varmış gibi hissediyorsun. Yani. Kesinlikle. Yani bu çok... Bunu işte arkada bir sürü mühendis çalışıyor. Bir sürü insan çalışıyor. Bunu, bu hissi sende uyandırmak için. Yani psikolojik belki hocalar bile Aynen öyle. çalıştırıyorlardır yani. Tabii ki çalışıyor yani. Sen ihtiyacın olmayan bir şeye ihtiyacın varmış gibi hissediyorsun videoları izlediğin zaman. Aynen Reklamlara. öyle. Ha, zaten onlardan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Şimdi inceleme videolarının reklam olarak algılanması. Ben senin videonu izledikten sonra MacBook almaya karar verdim mesela. İnceleme videolarının ürün almasına teşvik etmesi mesela. Bunlar hakkında ne söylersin? Ya şimdi bazı videolar reklam. Hı. İnceleme başlığı altında reklam. Mesela ben onlardan biraz şeyim artık hani sıkıldım. Hı. Reklam gibi geliyor. Bir de şey var gerçekten herif bir deneyim yaşamış. Evet. Ve deneyimi gerçekten pozitif ve olumlu. Ve sen de o adamla aynı kaderi yaşıyorsun hayatta. Diyorsun ki ya bu adam bununla bu kadar mutlu olduysa ben de olurum diyorsun. Ve senin olduğu gibi işte almak istiyorsun vesaire. Evet. Ya işte Çünkü bunlar senin orada gerçekten mutlu olduğuna inandım. Kalbimle inandım aldım bunu yani. yani. Bu arada bana şey derler, iPhone hater'ı diyorlar. Benim eski videolarımda da full iPhone'a giydiriyorum. Ben iPhone'u çok sevmem. Yani hala kullanıyorum ama çok sevmem. Hater derler bana ama şey yani. O hisse işte yakalanıyorsa karşıdaki sen de onu videoda hissediyorsun ve sen de onun gibi hemen alayım falan diye hissediyorsun. Ya yani bu çok normal bir şey ama dediğim gibi bunu kendin çözeceksin. Yani reklamlar, inceleme videoları, arkadaşının işte şu kulaklığı arkadaşın sahip. Görünce sen de istiyorsun falan. Hı Onu artık hı. kendin kontrol edeceksin. Evet. Gerçekten ihtiyacın var mı? İhtiyacın olmayan şeye uzanmaman lazım. Bak Bu çok sorular önemli. bayağı soru geldi şimdi. MacBook ikinci el alınır mı demiş. Onu ne söylersin? Alınır. Bununla ilgili baktım bir tane video var ama çok eskide kalmış. Yarın bununla ilgili bir video çekeceğim. Alınır ama nasıl seçilir, neye dikkat etmeliyiz? Onunla ilgili bir video geliyor. Süper olur. Ben mesela Alınır. kendi bilgisayarım laptop benim mesela. Aha. Delin bir laptopunu kullanıyorum. Mesela zamanında da bayağı para verdim buna. Şimdi bunu satıp alınır mı mesela? Onunla alakalı bir video çeksen çok güzel olur. Onun kanalı aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onur'un kanalına da. Müzik aletleri var mı demiş konu içerisinde. Evet arkadaşlar, aslına bakarsanız var. Mesela sen bir müzisyensin. Eğer müzisyensen mesela hangi ürünü alsan sana kolaylık sağlar. Onur. Ürün derken Mesela Apple bilgisayar ürünü olarak. aldın. Aynen. Mesela ondaki o müzik diyor, adam içinde piyano var demiştin ya. İçine piyano koyuyor demiştin. Evet ya aslında Apple'ın tüm ürünlerinde var bu. Yani telefonda da geliyor GarageBand. Tablette de var, PC'de de var, Mac'te de var. Yani hepsinde geliyor bu. Ama ben müzisyenler bana sorduğunda ben daha çok Mac'e yöneltiyorum. Çünkü müzisyenlere şöyle ihtiyaçları olur işte bir keyboard eklerler, pad eklerler, mikrofon gelir, ses kartı gelir, Evet. işte monitör, hoparlör gelir. Yani genişletilebilir olman gerekiyor. Dolayısıyla bir bilgisayar alman lazım Ama ben aslında. Apple'da bir Mac ya da eksi görüyorum. nedir abi? Bu Benim tuşlar de var gördüğüm ya. çok eksiler. Abi hani çıkışlar, işte
Type-C oluyor, USB olmuyor, yetersiz kalıyor ve Apple yönlendirmeye mi çalışıyor yoksa gerçekten bunu hafif yapmak için, küçük yapmak için bu kabloların girişlerini bilgisayarlardan çıkarıyorlar mı? Ya biraz Apple burada erken öten horoz oldu aslında. Ama bana sorarsan bu Type-C konusunda haklılar. Yani bu Type-C'yi bir an önce geçirecek ki sonuçta bir dönüşüm oluyor. Type-C bu arada mükemmel bir şey. Çok Yani iyi bir şey ya. GoPro'yu direkt ona bağlıyorsun. Telefonla GoPro'nun şarjı aynı. Bilgisayarla aynı. Her şey aynı. Bir tek iPhone'da ısrarcılar Lightning çıkışında. Bu geçişin bir an önce olması için bence Apple geçtikten sonra herkes geçse süper olacaktı. Ama hala tabii bir dönüşüm durumu söz konusu. Ben bir tek kart okuyucuya takıldım. Yani burada kart okuyucu konulacak yer var ve olması gerekiyor. Çünkü bu kart okuyucu taşıdığın zaman unutulan bir şey. Olsa iyi olurdu ama yok. Ben bu arada Type-C'ye karşı değilim. Yani USB olmasın, Type-C olsun. Ben okeyim onunla. Değil mi? Bak Ya çok Sony küçük küçültücülerle falan kablolarını değiştireyim. Mesela hard diskin USB 3. O kablo yerine yeni bir kablo alarak, dönüştürücü değil, yeni bir kablo alarak ürünlerinin kablolarını değiştirebilirsin. O da bir yöntem. Bak sorular konusunda Adobe lisanslarını aylık ücretle mi alıyorsun? O konuya gelmeden önce bir de Sony VF1000X M3 mü yoksa AirPods Pro mu demiş. Sony tarafında baktığın oldu mu hiç? Ben hiç dinlemedim onu. M3'te de şey var. Aktif Noise Cancelling olan modeli diyor galiba. Ya biraz onun ergonomisi biraz garip geldi bana. Şöyle biraz yassı duruyor kulakta. Büyük ihtimalle ses kalitesi daha iyidir ama denemedim, bir şey söylemeyeyim. Xiaomi'ler gibi miydi acaba? Ama ben bir şey söyleyeyim. Entegrasyon konusunda ben Apple'a gerçekten güveniyorum yani. Tabii, sana o entegrasyon konusu süper. Bak Mac'te şuradan hemen seçtim. Şu anda benimle konuşuyorsun tık diye. Süper ya, aynen. Ha bir Biraz sonra kapağı telefonun yanında açacağım. Telefona geçecek falan. Hoş Aynen. şeyler. Aynen. Yani bu ekosistem konusunda zaten 4 Mayıs olduğunda 2 gün sonra Koray Birant'la da bu konuyla alakalı konuşacağız. Recep Emir'in sorusuna gelelim. Apple lisansını ayrı ücretle mi kullanıyorsun demiş. Evet Senin abi, ama ben ödemiyorum. Benim çalıştığım şirkette zaten bunlar alınmış durumda. Benim bilgisayarımda da o kurulu. O şekilde, ama ben yıllarca öğrenene kadar kesinlikle aylık ücret falan vermedim yani. Ya mesela ben de kendi sorum eğer bu bana sorulduysa cevap vereyim. Zamanında ben hep Crackly kullanırdım. Sonra dedim alayım artık bir Apple'ı. Şey bu işte Premiere Pro'yu, işte Photoshop'u, Illustrator'ı hepsini kullanacağım dedim. Parayı vereyim. Öğrenci seçeneği yaptım. O sıralar Konya'daydım. Mesela freelance falan da çalışıyordum. Satın aldım ben. Ya ben rahatlık konusunda belki sana da bahsetmiştim Onur. Ya bu hani entegrasyon işte library'si var. Oradan oraya çekip gönderiyorsun. Kolaylık yaşıyorsun. Zaman kazanma konusunda hani bir noktada iyi bir olay sağlıyor aslında. Bu Adobe. Tamam, yani orada da bir ekosistem var. Ona dahil oluyorsun. Bulut Aynen. servisleri kullanıyorsun. Ama Crack de hani güzel bir şey aslında, mesela para ödemiyorsun yani rahatsın aylar Ya boyunca. Crack şöyle bir şey. Crack kullanmak aslında hırsızlık yapmaktan farklı bir şey değil normalde. Ama şöyle bir şey var. Şimdi sen, bu çok karmaşık bir program. Bunun 30 günlük deneme sürümüyle, 3 aylık deneme sürümüyle bunu öğrenemezsin. Ve bunu Evet. öğrenmeden de ona para vermen çok mantıksız. Yani sen öğrenciysen artık, yani tavsiye etmiyorum ama kreksiz de olmuyor bu işler. Kuracaksın, öğreneceksin. Ya sen iş yapmaya mı başladın? Fotoğrafçılıktan para kazanmaya mı başladın? Bir zahmet al, öde yani parasını. Bak Numan Akça demiş ki, pardon, Çağlar Müzik yazılımcılar için Windows mu Mac mi demiş. Yazılım konusunda var mı bir bilgin mesela? Ne de söylersin? Yazılım konusunda şöyle, benim arkadaşlarım ve gördüğüm, mesela birkaç videoda da gördüğüm kadarıyla insanlar Mac kullanıyor ama Windows da kullanıyorlar. Yani bu onların artık tercihine kalmış. Çok zor bir tercih değildir büyük Evet. ihtimalle. Ama bence ben kendi fikrim olursa ben açıkçası Windows derim yazılım konusunda. Evet, bir de Apple'ın özel yazılımları, Suite falan var galiba. Onlar Apple için de. geliştiricisi ise, Apple geliştiricisi ise tabii Aynen. ki yani onda tartışmasız Mac. Belki de benim mobil yazan arkadaşlarım da, hani onlar belki de bu yüzden bile kullanıyor olabilirler. Sonuçta Apple uygulama yazıyorlar vesaire. Yani burada çok önemli değil ya bu fark, açıkçası bana sorarsan. Yazılımcıysan Bak Mac hangisi uygun konusunda fiyatlıysa onu. bir şeyden bahsetmişler. Klavyede fiyatına göre çok standart demiş. Ben de bununla bir değerlendirme yapacağım ama senin fikirlerini alabilir miyiz? Klavyesi fiyatına göre çok standart demişler. Apple'ın klavyesi mi? Evet. Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi bir standartı var. Neye takıldı bilmiyorum. Ben klavyesini çok seviyorum. Ben de şundan bahsediyorum.
bahsetmek istiyorum. Bu ergonomik olması konusunda bence çok iyi. Hani Apple'ın bu klavyesindeki rahatlıklar. Ya aslında bütün klavyeler belli standarta göredir. Yani çok farklı değildir birbirinden. Sonuçta herkesin parmağı ölçü. Hani çok Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Ama hani klavyesi, hissiyatı, basışı vesaire. Sonra ben mesela 2015'ten buna geçtim. Çok bir şey hissetmedim. Arada değişen modeller oldu. Eğer ondan bahsediyorsa onlar herhalde ergonomik olmadığı için değiştiler ki ben de kullandım. Biraz değişik. Çok böyle tuş çıkıntısı çok azdı böyle. Düz bir yere basıyormuş gibi hissediyordum ve pıtır 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 ses yapan bir şeydi. Ben de sevmemiştim onu denediğim kadarıyla. Ama şu anki klavye yani 2019-16 için klavyesi süper bence. Hatta 2015'lerinde böyleydi. Güzel ya. Ben beğendim. Murat demiş ki bir de, demin müzikten bahsederken Apple yönlendiriyorum dedi Onur, ama Apple laptop alacağını o fiyata profesyonel stüdyo kurarsın 20 milyar demiş yani yaklaşık. Bak benim buna Kurarsın aynen. Bir taraftan da kurarsın doğru yani. kurarsın. Ama benim de şuna şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Eğer mesela sen Mac kullanıcısıysan gidip mesela Sony'nin o profesyonel bu model şeyleri var ya, monitörleri gidip onları almak yerine mesela aslına bakarsan Mac konusunda sana daha avantajlı fiyatlar sunuyor aslında. Mesela Koray Brand da diyor aslında ucuz bile diyor, senin de dediğin gibi Apple için. Bazı konularda ucuz bile aynen. Ya bu arada Mac mi Windows mu müzisyen için şu da önemli. Şimdi Apple'ın Logic programı var. Bu da sektör standartlarından biri. Tercih edilen bir program. Hani ben onu kullanmak istiyorum vesaire diyorsan Windows'ta mesela Cubase var. O zaman yine Mac alacaksın yani. Biraz burada yazılım da seni çekiyor. Ya Logic kullanmak istiyorum. O zaman alacaksın Mac. Alacaksın tabii. Ya bak Efe Gümüş demiş ki iPhone 11'de 7000 TL verip HD ekran almak ne kadar mantıklı demiş. Sen bir Apple kullanıcısı olarak, iPhone 11 kullanıcısı olarak neler söylersin? Ya şimdi kelimelere çok takılmayın. Bu ekran süper bir ekran. Yani ben yıllarca AMOLED kullandım. Yani Note 2014'ten beri AMOLED kullanıyorum. Ve ben akşam yatakta çok kullanırım. Şimdi AMOLED ekran siyahı tam siyah verdiği için yani siyah bir piksel varsa sönüyor. Dolayısıyla karanlık oluyor. Bataryası bile Bir tek bu uzuyor. eksiği var. Evet biraz batarya konusunda da avantaj sağlıyor. Bir tek bu eksikliği var. Yani akşam yattığım zaman evet siyahlar tam siyah olmuyor. Ekran parlaklığı %25'in altındaysa yine o farkı çok anlamıyorsun. Tek eksikliği bu. Güneşin altında renklerin canlılığı böyle piksel piksel falan diyorlar. Saçmalık yani. Gayet net güzel bir ekran. Anlaşıldı. İdeal bir ekran yani. Sıkıntı yok. Sadece siyahlar konusunda AMOLED bir sıfır gol atıyor. Parlaklık konusunda nasıl mesela nit? Parlaklığı diye galiba 800 nite kadar çıkıyor. Ben terasta çok kullandım bizim öğle ışığında. Hiç sıkıntı yaşamadım. O sorunlar geçmişte kaldı ya. iMac'in XDR ekranında 1600 nit varmış, biliyor musun? Evet o XDR olması için 1000 nitin üzerinde gerekiyor zaten. HDR videoları düzenlemek HDR amacıyla. ya pardon HDR olması için. Evet yani öyle bir durum var. Bak adam GF, şirkette Windows kullanıyorum. Her yeni senede artık güncelleme desteği vermiyor. Mesajlarından gag geldi artık, sıkıldım demiş yani. Apple'da böyle bir sorun yok. 6 yıldır kullanıyorum. Her türlü güncelleme desteği geliyor demiş. Ya bir de Windows'ta o güncellemenin şöyle bir durumu da var. Ya acaba ekran kartına mı güncelleme gelecek gelmeyecek? Anladın mı ya? Neye güncelleme geliyor gelmiyor? O kısım da biraz sıkıntı. Ha mesela HP alıyorlar, Dell alıyorlar. Bu ekosistemi toplama bilgisayar olmasın diye hani mesela direkt alıyorlar. Apple gibi sana adam sunuyor aslında HP'yi. Bizim Samsung'u. bilgisayarda da öyle. Yani şey bilgisayar diyorum. Şirkette de öyle. Diğer muhasebenin falan kullandıkları HP'nin paket sistemleri. Değil mi mesela All ya? in one sistemleri. O all in one sistemleri sence Mac'e göre avantajlı olduğu yönleri oluyor mu? Abi onun avantajı şu. Mac sana bir sürü özellik sunuyor ya. Ekran şu bu vesaire. Yok hoparlörü çok iyi vesaire. Şimdi sen ofiste ondan hiçbirine ihtiyacın yok. Excel kullananlar için. Dolayısıyla Mac yüksek açıyor. Yani ne gerek var ki o ekran alacaksın o hoparlör. Yani alüminyum kasaya gerek yok. Dolayısıyla o bilgisayarların avantajı o işte. Yapılan işe göre ucuz fiyat sunabiliyor. Apple ucuz fiyat sunamıyor. O işe göre. Evet. Yani pahalı ya pahalı hak ediyor parasını da Evet. ihtiyacın yok yani o Apple'daki özelliklere. Dolayısıyla o bilgisayarların görevi başka. Zaten adam GF'de yapacağınız işe göre fiyat performansına bakmak daha mantıklı olsa gerek demiş. Bir de Efe Gümüş'ün bir sorusu var. iPhone 11'in kamerası abartılıyor mu demiş. Bence abartılmıyor abi. Sen ne diyorsun? Ya birkaç eksiği var abartılıyor aslında. Ne Ben mesela?
şey bulmuyorum. Mesela benim videolarımda çok var. Mesela en iyi video çeken kamera diyoruz ya abi. Hı. Abi video çok güzel çekiyor. Evet. Dinamik falan muhteşem. Karanlıkta Ama nasıl? o karanlıkta da telefonlara göre iyi. Hı. Gayet iyi hatta. Ana kamera için. Ama mesela bu dinamik aralıkta yazılımda bir hata yapmışlar. Yani hata denir mi bilmiyorum ama şöyle bir şey var abi. Eğer gerçekten parlak bir alan varsa gökyüzü ve gölgeli alan varsa abi sen bunu hareket ettirdiğin anda mesela şu an benim kameramda da oluyor. Mesela tavana bak pıt 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 renk Evet. değişiyor. Yani renk değil de parlaklık. Abi böyle parlaklığı bir türlü ayarlayamıyorum. Flicker yapıyor. Pıt 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 Ha, pıt o pıt. yazılım mı sence? Yazılım. Tamamen yazılım. Bunu ayarlayamıyor ve göz rahatsız ediyor. En son hatta ben iPhone'ların videosuna yorum yaptım. iPhone'da S20 inceliyor. Hı. iPhone 11 ile de yan yana koymuş. Stabilizasyonu gösteriyor. Tamam mı? Aynen. İkisi yan yana Aynen. videolar. Koşuyor. Stabilizasyon videosu. Orada titreşime bakın diyor. Hatta S20 daha iyi Hı diyor. hı. O sırada ben yine onu fark ettim. Ya S20 de aynı ikisinin görüntüsü aynı bu arada. Fark edemiyorsun. Hani ikisi de aynı berraklıkta. İkisi Evet. sanki aynı kamera gibi. Abi S20 burada sabit bir görüntüsü varken iPhone burada pat 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 sürekli bir dinamik aralığı ayarlamaya çalışıyor. Orada algoritmada bir sıkıntı var. Benim tahminim o. Mesela videoda öyle bir eksisi var. iPhone 11 için. Ama S2 zaten daha yeni bir telefon olduğu için ona daha çok destek verirler. Yok, büyük ihtimalle aynı sorun onda da vardır ya. O ya bilmiyorum, bir denemek, bir görmek lazım. Ama ben yani iPhone 11'de bunu yaşadığım için ve izlediğim videolarda da bunu sürekli fark ediyorum insanlarda. O yüzden öyle bir sorun var. Bak, Murat Aşıkoğlu da tasarım yaparken renk true tone diye geçse olmuyor diye duydum bir colorist'ten, yani color renk düzenlemesi yapan birisinden demiş. Ya bu True Tone aslında çok matah bir şey değil yani. Bu kameradan etrafın ışığını ortalama bir değer alıp ekranı ona göre sarartıyor ya da mavileştiriyor. Yani beyaz ayarı yapıyor. Ama profesyonelce bir şey olduğunu düşünmüyorum ama. Abi ben de Yani... çok seviyorum. Bak, benim takıntım var. iPhone 11'de lenslerin yansıması beni benden alıyor demiş. Evet abi yani buraya lazer tutuyormuş gibi falan Abi oluyor. Öyle bir durum oluyor yani. benim çok hoşuma gidiyor aslında ama abartılı derecede olmaması gerekiyor tabii. Yani işte o abartılı derecesi kişiden kişiye göre değişiyor tabii. Recep Emir Koç da MacBook Air 2020 i3 alınır mı yoksa i5'in stoklara düşmesini beklemek daha mı mantıklı? Günlük kullanımda fark yaratır mı? Aslına bakarsan buna senin çok iyi cevap vereceğini düşünüyorum, olur. Abi günlük kullanımda falan hiçbir fark yaratmaz. Yani günlük kullanım ne bilmiyorum da. Ya ben günlük kullanım için artık en son videomda da onu söylemiştim. Ya bilgisayar almayın, daha ucuz 3000 liraya bir tane tablet alın geçin yani. Günlük kullanım nedir yani? Yani bir şeyi tüketmekse tablet daha iyi bir tercih. Ama illa bilgisayar almak istiyorsan Hı. ve yani sadece tüketim yapacağım diyorsan i3 Air gayet güzel bir model. Ya şimdi i3 farklı ekosistemlerde farklılık gösteriyor. Mesela i3 Apple'da var, bir de Mac'te var. Ya da diyelim Windows'ta i5 var, Mac'te i3 var. Mesela hangisini tercih edersin? Ben i5'i tercih ederim. Nedense i3'e karşı bir Ama önyargım vardı. Windows'ta de, yani mesela diyelim ekosistem farklılığı var bu konuda. Ama orada da sadece işlemciye göre karar veremeyiz ki. Hı. Her şey değişiyor yani. Yani yazılım konusunda Çok mesela. doğru bir şey değil. Ya bu ikisi arasından, ya diyelim ki Windows bilgisayar var ve Mac bilgisayar var, ama Mac bilgisayarın işlemcisi i5 iken Windows bilgisayarın işlemcisi i7. Arasında mesela çok düşünür müsün hangisini alacağım diye? Ya ben o sorunu işte kendim yaşadım 2015'te geçerken. Hı. Benim zaten i7 bir bilgisayarım vardı. Şimdi i7 bilgisayar i5'ten hızlı. Evet. Tamam, ikisinde de ekran kartı yok. Sadece işlemciyle render alıyorum o zaman. Şimdi Mac'te denediğim zaman Premiere Pro kullanıyorum. i7 olan Windows daha iyi bir süre veriyor. Hatta 10 dakikaya 18 dakikaydı galiba. Ya da ya iki kat diyebilirsin ona. Rendered aynen. Windows'tan bence de iki kat daha hızlı sunuyor. Yok yok. Şimdi Windows daha hızlı, tamam mı, Premiere'de? Öyle mi Windows. diyorsun? Tabii ya şimdi iki bilgisayarda şimdi i5 Mac var burada. Aynı dönem bilgisayarlar. Tamamdır. i7 i7 bir de masaüstü bir PC var ya. Tamam. i7 iki kat daha hızlı render alıyor Premiere'de. Sıkıntı yok. Windows'ta. Ama evet evet yani Windows falan değil artık işlemciyi kıyaslayabilirsin bu. Çünkü bütün şartlar aynı. Çünkü Hı. Premiere'de alıyorsun. Ama sen Premiere'i kapatıp Final Cut'a geçtiğin zaman aynı işlemi Final Cut'ta yaptığın zaman, aynı projeyi oluşturduğun zaman bu sefer i5 olan Mac i7'li bir PC'den
iki kat daha hızlı render almaya başlıyor. Yani burada aslında yazılımın becerisi ön plana çıkıyor. Yoksa i7 işlemci, i5'ten hızlı zaten. Birisi mobil, birisi motorüstü versiyon. Evet. Daha hızlı. Ama Apple'ın yazılımı bu işi daha iyi çözüyor ve hızlı bir şekilde, yani daha hızlı performans veriyor. Evet. Normalde bilgisayar ondan daha hızlı değil. Ama o işte, o yazılımı kullanırsan daha hızlı çözüm üretiyor. Çağlar Müzik demiş ki en güzel ekran hangi laptopta? Sen karar verebilirsin bence bu soruyu. Ya çok iki hafta önce bir takipçim video şey bir bilgisayar bilgisayar göndermişti. Bayağı XDR ekranlı falan böyle şeyler var. Abuk sabuk bilgisayarlar var. Çok pahalılar bu arada. 30-40 bin lira falan. Hani Mac'in ekranı şu an benim baktığım en iyi ekran bir bilgisayardaki, laptop'taki. Yani Mac olarak yani iyi ekranlar var. 4K'lar, XDR'lar var yani. Var. Bilmiyorum modeli şu an aklımda değil ama göndermişti arkadaşım. Son soruları alalım arkadaşlar. Yayını toparlamak amacıyla. AirPods Pro kulağa nasıl oturuyor demiş Efe Gümüş. Ya o da kulaktan kulağa tabii çok değişiyor da benim kulağıma iyi oturuyor. Bazı insanların mesela birinci nesiller çok iyi oturur. O bende hiç durmaz, direkt düşüyor veya şöyle yapsam patlayıp düşer. Ha, bunlar bende iyi oturuyor. Genel olarak silikonlu kulaklıklar iyi oturur. Biraz sıkışma payı olduğu için tutunur yani. O yüzden bence sorun yok. Sen de sorun yaşamazsın. Silikonlu kulaklıklarda sorun yaşamazsın. Efe sana cevabımız bu oldu. Günlük kullanımlarda alın iPad mini, koy çantana, gez işte ne düşünüyorsun demiş. Aynen öyle. Şarjı da daha iyidir. Değil iPad'in mi? iPad'in her zaman şarjı daha iyi gider. Render hızı için işlemci, RAM, böyle ekran kartı konusunda hangisi daha çok önemli demişler. Murat. Şu anda bütün yazılımlar ekran kartını kullanıyor. Ekran Evet. Kartı önemli. Ekran kartı önemli. Bir de ancak bunun birbirleri arasındaki etkileşim de önemli. Bence RAM konusunda da böyle hani rahat çalışmanız açısından eğer çalışma yapacaksınız gerçekten RAM önemli. Ya tabii işlemciye de RAM önemli. İşlemci RAM de önemli. Önemli. Mesela hard disk de çok önemli. Sen bir projenin içine mesela diyelim ki hard diskinden bir timeline'ı düşün. İçinde mesela 20 tane video var. O Evet. 20 videoyu bir de gigabaytlarcaysa boyutu o 20 videoyu aynı anda sen o timeline'ı kaydırdığın zaman çekebiliyor olması lazım hard diskten. Orada hard diskin hızı da çok önemli. İşe göre işte. Yani hepsi çok önemli. Bak Onur abi yaşın kaç diye tekrar soru geldi. Aynen 30 kardeşim. Ya Allah Allah. Sorup durmayın. 4K videoların editlenmesinde MacBook Air görüntülenmede sorun yaşıyor diyor. Bir tavsiyen var mı demiş. Hiçbir tavsiyem yok oğlum. 4K videoların editlenmesinde MacBook Air sorun yaşıyor demiş. Ya MacBook Air yaşayabilir yani. Çünkü o MacBook Air yani MacBook Pro değil. 4K video ya için değil. Ya 4K'da bir kırılma oldu. Ya 2 yıl önceki bilgisayarlar bu 4K'ları oynatamıyor. 4K 60 FPS görüntüleri artık oynatamıyor. 2-3 yıl öncesinde bir kırılma oldu gerçekten. Benim mesela Mac'im de oynatamıyordu. Yani oynatamıyor. Hani şu GoPro mesela aynı görüntüyü oynatıyor. Ama bilgisayar oynatamıyor. Telefon oynatıyor, bilgisayar oynatamıyor. Bir kırılma oldu orada. O da ona denk gelmiş yani. Ya oynatma konusunda mesela şimdi edit yaparken oynatma bence onların böyle programın daha zorlayıcı bir şeyi yani. Çünkü edit yaparken oynatıyorsun ya. Ya da iki görüntüyü koyuyorsun bir yana. Ekran kartını zorluyor mu artık ya? Mesela Kaan abi Koray abi ne yapıyor? Mesela ekrana 13 tane görüntüyü koyuyor. Öyle oynatıyor. Oynatıyor mu? Oynatıyor mesela. Premiere'da, Final Cut'ta. Ya adam onun bilgisayarı oynatabiliyor yani. Öyle bir durum. Yani adam 200 bin liralık bilgisayar topladı sonuçta. Aynen. Nereden tanışıyorsunuz? YouTube'dan tanışırız arkadaşlar. Aynen yeni tanıştık. Vallahi güzel. İlk YouTuber arkadaşım yani. Konuk olduğun için Onur tekrardan teşekkürlerimi sunarım. Vallahi süpersin. Ne demek yani. Ben teşekkür ederim. MacBook Pro 13 inçte kaç RAM slotu var? Baktım bulamadım. Benim bilgim yok. Buna bir iki tanedir bence. Ya da bir. Mac Pro'larda slot olmuyor bildiğim kadarıyla. Artık yeniler tamamen şey. Ha, ekran anakarta bağlı. Ha da yani o slot senin hiçbir işini görmüyor. Olsa da. Samsung'da neyi iyi buluyorsun iPhone'a göre? Abi Samsung çok yaratıcı bir firma. Yıllarca şöyle söyleyeyim. Android'i bugüne getiren Samsung'dur. Evet evet. Samsung'un yani Asus denilen bir de hep erken öten horoz tamam mı? Ya Asus gibi beceriksiz işlemcileri performansa sahip bir telefonda sende o mu var? Abi, yok bu şey kullanıyorum bunu da ses kaydı falan alıyorum. Video çekiyorum ikinci kamera olarak kullanıyorum.
Anlarsın. Ya onda şöyle özellikler vardı. Şöyle yapıyorsun, sayfalar Aynen değişiyor böyle şu falan. olaydan vardı. Abicim senin aynen. Abicim senin neyine bunlar? O kadar yetenekli ki, o kadar çok özelliği var ki ama hiçbirini yapamıyor adam akıllı. O yüzden erken eten orası. Ama şey yani içindeki özellikler süperdir. Böyle bayağı gelişmiş özellikler var ama yapamıyor. Yani çaresiz kalıyor o işlemci ora. Altyapı yetmiyor. Ama çok iyi bir firmadır. Ben Samsung'un Apple'a da çok yön verdiğini düşünüyorum. Android zaten. Android'e bugün hangi özellik geldiyse 2 yıl önce Samsung'un TouchWiz'inde işte OneUI arayüzünde olan şeylerde Samsung'dan piyasa çok beslendi. Aynen Apple'dan da beslen tabii şimdi yani çentik olayından göze çıkarsak yola Ya çıkarsak sorma. kamerasından Benim en doğru sevmediğim şey. Aynen. Ya. parmak izinden Yapacak bir mesela. şey yok. Ya Samsung'u ben o açıdan çok tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi yani eğer araştırdıysan böyle baktıysan Samsung neler yapıyor telefonlarda diye. Abuk sabuk bir sürü özellik olur. Evet. Yani Ama hoşuna da gidiyor çabalıyorlar çok. insanı ya. Kurcalaması mesela çok hoşuma gidiyor benim. Aynen güzel ya ben Samsung'u o açıdan çok severim. Bu Split Screen mesela şu an Evet. Android'de var. iPhone'a geleceğini bekliyorum. O Aynen. S3'te falan başladı işte o dönem. S3'te mesela çok zor yapıyor onu. Note Ha. 4'te daha iyi yapıyor. Fan Edition'da çok iyi yapıyordu. Ve takılıyor falan bazen. Şu an mesela hala iPhone'da yok ama bir gün gelecek eminim yani. Bir soru daha var. Render edit için Mac mi Windows mu Gamebook mu demişler. Murat. Hepsi de olur vallahi yani hiç. Abi render için ben şu an Gamebook kullanıyorum. Aslında fena değil ama MacBook Pro bence hani render'ı bırak düzenleme konusu bence daha etkili bir çözüm olur. Yani çok önemli değil bunlar ya. Hepsinde de yaparsın yani. Ya Ben de önemli öyle. olan ne yaptın diyorsun değil mi? Ha ne yaptın ya? Ne yapıyorsun ki yani? O çok önemli ya yaptığın şey. Ben geçen şeyi düşündüm. Ya bu filmler işte Forrest Gump çok severim. Ya abicim onun yapıldığı bilgisayarları şu an sen yüzüne bakmazsın yani. iPhone 5S ile film çekildi zamanında. Yani çok önemli değil bunlar. Ben de mesela ilk böyle çabaladığım zamanları hatırlıyor muyum? Bilgisayarım falan, Celeron bir bilgisayarım vardı yani. Hiçbir şey yapamazsın. Ama yapıyordum yani. Nasıl yapıyorsam yapıyordum yani. Evet. Arkadaşlar sorularınız için yorum kısmı size açık. Bundan sonraki süreçte de sorularınız varsa lütfen yorum kısmına, bu videonun yorum kısmına belirtin. Sonraki süreçte de bilgilendirme yapacağımızı düşünüyorum. Ben aşağıdaki açıklama kısmına da Onur Akbaş'ın YouTube kanalının bağlantısını koyacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar kendisine. Hatta belki senin için de bir video fikri olur bu soruların gelmesi, değil mi? Yaparız ya. Soru videosu ileride yaparız. Yani şu an çok nadir soru geliyor. Dostlar bu noktaya kadar izlediğiniz için ben çok çok teşekkür ederim. Yayına katıldığın için de Onur Akbaş çok memnun oldum. Beni çok mutlu ettin. Çok sağ ol. Ben oldum Serhan. Valla çok sağ ol. Sen de çok sağ ol. Güzel oldu. Arkadaşlar yayını bu noktaya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Esen kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.